Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir limonata tarifim var. Birlikte buyurun güzel bir limonata hazırlayalım. Malum yaz ay yaklaşıyor. Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan ayında serinletici bir tarif. Buyurun birlikte başlayalım. Bu limonata tarifini genelde birçok insan biliyor. Bizim de kanalımızda bulunmasını istediğimiz için ve de severek yapıp tükettiğimizden dolayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İki tane küçük portakalım var. Bir tane limonumuz var. Bunları daha önceden derin dondurucuda sakladık. Ve şimdi yaz geldiği için yavaş yavaş çıkartıp arada sırada limonata yapacağız. Sizin portakallar büyükse bir tane kullanabilirsiniz. Ama ben portakalı iki tane küçük kullanacağım. Rengi de daha güzel oluyor bu şekilde. Bir su bardağı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı limon tuzu. 2,5 litre su kullanıyorum. Toplamda 12,5 bardak su ölçtüm. Bununla tam birebir güzel bir limonata yapabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dolapta daha önceden alıp bu şekilde dondurduğumuz limon ve portakallarımız var. İnanın bunları Ramazan ayı için saklıyorum. Malum Ramazan ayında canımız birçok şey çekiyor. Özellikle sıvı tüketiyoruz. Ondan dolayı bu şekilde alıp dolapta muhafaza ediyoruz. Dondurucuda. Buyurun tarifimize geçelim. Yalnız limon ve portakalı limonata yapmazdan bir 10 dakika önce dışarı çıkarıyoruz. Oda sıcaklığında çok az bekleyecek. Tabii çok çözdürmeyeceğiz. Biraz sert olması gerekiyor. Yumuşak olursa istediğimiz sonucu alamayız. Bu şekilde limonları doğrayacağız. Bunları robota koyuyoruz. Burada çekeceğiz. Güzel bir karışım yapıyor çünkü robotta. Portakalları da ekliyoruz. Ben bu limonata tarifini tam 4 yıl önce yanımda çalışan bir arkadaşımdan almıştım. İlk gördüğümde tabii biraz şaşırdım. Usta dedi, gel bir limonata yapalım. Nasıl yapacağız Adem dedim. Bir tane limon ve portakalı dondurduk. Bir gün sonra aynı bu işlemi yaparak gerçekten çok güzel bir limonata yapmıştık. O gündür bugündür bu tarifi yapıyoruz. Portakalların da hepsini doğradık. Robota yerleştirdik. Şekerini ekliyoruz. Tabii robotumuz biraz küçük oldu. Ama karıştıra karıştıra burada yapacağız. Bir su bardağı şekeri de ekledik. Portakal, limon ve şekeri robotta çekmeye başlıyoruz. Ara sıra bu şekilde kapatıp çekerseniz motorun gücü birdenbire verdiği için güzel bir karışım sağlayacak. Evet, şu anda hazır sayılır. Güzel de çektik. Bunları suya boşaltıp limonatamızı yapmaya devam ediyoruz. 2,5 litre suyu derin bir kaba aldım. Çektiğimiz limon, şeker ve portakalı suya ekliyoruz. Evet, macun kıvamına gelmiş. Çok da güzel bir kıvamda. Güzelce karıştıralım. Tabii tekrar bunları süzeceğiz. Varsa elimizde güzel bir tülbent. Tülbentten geçireceğiz. Şu an bile rengi çok güzel oldu. Ben portakalı bu yüzden fazla kullandım. Evet. Bir tatlı kaşığı limon tuzumuz vardı. Bunu da ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Limonatamızı güzelce karıştırdık. Şeker ve limon tuzu içinde eridi. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha bekleteceğiz. Ardından süzeceğiz. Evet, yaklaşık 10 dakika limonatamızı beklettik. Artık süzebiliriz. Çok beklememize gerek yok. Çünkü acıma yapabilir. Alta bir sürek koydum. Üstüne de bir tülbent. Yani tülbentin daha rahat durması için alt kısımda bir tane sürek var. Şu şekilde sürek koydum bir tane. Bizim için önemli olan tülbent. Hepsini bu şekilde süzeceğiz. Arada bu şekilde karıştıralım. Daha güzel süzülsün. Bakalım alt tarafta nasıl olmuş. Tülbenti hafiften şöyle bir sıkalım. Bu posasını dökelim. Tekrar süzmeye devam edeceğiz. Limonatamızın bir kısmını süzdük. Buraya alacağım. Rengini görüyorsunuz. Tam da istediğim kıvamda oldu. Hafiften koyu bir kıvam. Rengi de çok güzel oldu.
Yine bu şekilde karıştıralım. Daha rahat sürecek. Biz limonatanın hepsini süzüp geliyoruz. Sizler de bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. Efendim, limonatamız hazır. Gördüğünüz gibi bir su ay çıktı. Biraz da burada. Bardaklarımız da hazır. İçmek için sabırsızlanıyoruz. Bardağımızın bir tanesinin içine nane yaprağı atacağım. Çok da ferahlatıyor ve rahatlatıyor nane. Şöyle 4-5 yaprak nane attım. Limonatamızı koyabiliriz. Evet. Sizce de görüntü harika değil mi? Evet, limonatamız hazır. Gördüğünüz gibi genellikle bu limonatayı büyük kızım yapar evde. Bunu bu şekilde hazırlayıp bizleri ferahlatır. Servisini de küçük kızım yapar. İkisinin ellerine sağlık. Bugün de ben yaptım. Umarım hoşunuza gider. Evet, sıra geldi tadına bakmaya. Şöyle bir yudum tadına bakalım. Gerçekten de yaz ayında birebir ferahlatıyor. Müsaadenizle. Bismillah. Evet. Limonatamız güzel olmuş. Tabii o limon ve portakalın kabuğundan dolayı hafiften bir acılık var. Yok değil. Ben suyunu normalde bizim portakal ve limonun ölçüsüne göre biraz daha az kullandım. Koyu olsun diye. Hem rengi hem kıvamı biraz koyu olsun diye. Çok da güzel olmuş. Şeker oranı iyi. Ekşilik oranı iyi. Sadece hafiften bir acılık var. O da taze limonata yaptığımızdan dolayı o acılık ister istemez olacak. Benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.